Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Tatlı mı tatlı bir unicorn yapacağız. Çocukların çok sevdiği, açıkçası benim de çok beğendiğim bir oyuncak. Büyük boy bir unicorn yapacağız. Detaylı bir anlatım olacak tıpkı buzuda olduğu gibi. O yüzden de videolarımız biraz uzun olacak açıkçası. Bütün detaylarını paylaşacağım. Yani ayak tırnağından tutun da saçındaki tokasına kadar bütün ayrıntıları paylaşmayı düşünüyorum. Göz işlemesinden tutun da o yerelerin yapımına kadar her şeyi sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikle sizlere kullandığım ipleri göstermek istiyorum. Benim için ip seçimi çok önemli. En kaliteli, en güzel ipleri tercih ediyorum ki satış yapmama rağmen, yani satış yapmıyorum, sadece kendim için örüyorum. Ona rağmen bu kadar emek vermişken en güzeli olsun istiyorum. Hem neden iplere bu kadar önem veriyorum? Çünkü ip hem oyuncağın daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor, hem daha kaliteli ve güzel durmasını sağlıyor. O yüzden de ipler çok önemli. Ben de birçok ip araştırdım. Burada olan bütün tuhafiyeleri gezdim ve sonunda Alize Cotton Gold'a karar verdim. Alize Cotton Gold'un bu Plus ipini çok beğendim. %100 pamuklu bir iptir. Çok kaliteli, çok güzel ve yumuşacık bir ip. O yüzden de Unicorn'un bedeninde bu Cotton Gold'un krem ipini tercih ettim. Şu an nasıl görünüyor bilmiyorum ama evet, gerçek rengine yakın görünüyor kameradan. Çok güzel bir renk. Çok beyaz da çiğ olur diye açıkçası krem rengini tercih ettim. Şöyle hafif kalın bir ip aslında. Numarasını da söyleyeyim sizlere. 62 numara. 2 adet bu Alize Cotton Gold Plus'ın kreminden kullanacağız. 62 numara. Bir adet bu yine Alize Cotton Gold'un pembe rengini kullanacağım. Açıkçası çok güzel bir renk. Ben çok beğendim. Ama şu Plus ipinde bulamadım. O yüzden de normal Cotton Gold aldım. Siz bulabiliyorsanız eğer Plus'tan alsanız çok daha güzel durur ayakları. Bunu kullanacağım, Cotton Gold'un. Bunu da hemen numarasını söylemek istiyorum sizlere. 33 numara. Şöyle yakınlaştıralım. Evet, 33 numara. Evet, geldik Unicorn'umuzun star parçasına. Unicorn'u bu kadar popülerleştiren, aslında bu kadar popüler hale getiren şey Unicorn'un yeleleri. Yelelerindeki o güzel canlı renkler ve boynuzu tabii ki. Bunu da o detaylarda kullanacağım. Birçok farklı renk barındırıyor içerisinde. Gidip de 4-5 tane bu Cotton Gold'dan almaktansa bu Cotton Gold'un renkli serisini, ebruli serisini almayı tercih ettim. Renkleri çok beğendim. Şöyle yakından göstereyim, bakın. Birçok rengi barındırıyor. Maviden tutun, yeşil, sarı, mor. Morun tonları bakın. Şurası daha bir koyu mor. Evet, bu ipi tercih ettim. Bu ipi de şöyle yakından göstereyim. Bakın. Numarasını da hemen söyleyeyim sizlere. Numarası nerede yazıyor acaba? Evet. Cotton Gold Batik olarak geçiyor ip. Numarası da 3304. Bakın şurada color yazan kısım. Evet, bu ipleri kullanacağız. Şimdi şu krem olandan 2 adet kullanacağız. Bunlardan da birer adet bizim için yeterli. Gelelim tığa. Tığda ben bu klasik 2 numarayı kullanacağım. Elimin alıştığı çok güzel bir tığ. Yalnız şunu söylemek istiyorum bir dipnot olarak. Bu biraz kalın bir ip. Cotton Gold Plus. Aslında 2,5 numarada buna olabilir ama ben örgünün daha pürüzsüz ve güzel durması için bu şekilde, tabii ki bakar mısınız pürüzsüzlüğüne, 2 numarayı tercih ediyorum. Amigurumilerde ne kadar sık örülürse diş bakın bu kadar pürüzsüz ve güzel oluyor. Şimdi bana bazıları fiyat soruyor. İşte hangi malzeme olursa olsun diyorlar ki, işte atıyorum buzluyu kaça vereyim veya da işte ayıcığı kaça vereyim veya da işte köpeği kaça satayım. Şimdi bunu da söylemiş olayım. Satarken sizin kullandığınız ipin markası, sizin eliniz, sizin örüş biçiminiz, bunların hepsi etki eder. O yüzden de açıkçası ben bir fiyat veremem. Yani mesela benim kullandığım bu Alize Cotton Gold Plus ipi 11,5 falandı. Yine şu Cotton Gold Batik olarak geçiyor. Bu 12,5 falandı. Şimdi ben bunları toplam 50 liraya aldım. Yani düşün, 4 tane ipi sadece 50 liraya aldım. Şimdi benim kullandığım ipleri kullanan biriyle gidip de 5 liralık bir ipleri kullanan birisinin verdiği fiyat aynı olamaz. Ve tabii ki de örüş biçimi
işçilik. O yüzden de kendi işçiliğinize bakın, kullandığınız iplere bakın. Birazcık da vicdanınızı sorgulayarak bence net kararı verebilirsiniz. Evet, içini doldurmak için de olmazsa olmazımız tabii ki bakın bu boncuk elyafları kullanacağım. Burada yarım kilo bir boncuk elyaf var. Fazlasıyla yetiyor. Siz bence 250 gram ve 300 gram alabilirsiniz. Ya da ben işimi garanti alayım, daha uğraşmak istemiyorum, daha sonra da kullanırım diyorsanız benim gibi yarım kilo alabilirsiniz. Neyse, çok fazla konuştum. Bence direkt yapımına geçebiliriz. Unicorn'un yapımına ayaklardan başlayacağım ve hemen sihirli halkamı yapıyorum. Klasik amigurumi tekniğidir bu. Hemen sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne dolduracağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen sihirli halkamı hafifçe kapatıyorum. Daha sonra ilk başladığım sık iğneye şöyle biraz sıkı yapmışım burayı. Evet, ilk başladığım sık iğneye batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sırada ne yapıyorum? 6 tane olan sık iğnemi 12'ye çıkaracağım. Bu yüzden de bütün ilmeklere çift batıyorum. Evet. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve son ilmeğime de tekrar çift batarak ilmek sayımı 12'ye çıkardım. Evet, ikinci sıranın sonundayım. İlmek sayım 12. Hemen bir üst sıraya çıkıyorum. Bir üst sırada da bir tek bir çift yapacağız. Tekimi yaptım. Hemen bir çift yapıyorum. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Bu şekilde sıramı bitiriyorum. Bir tek bir çift şeklinde. Evet, sıra sonuna geldim. İlmek sayım 18. Hemen bir üst sıraya çıkıyorum. Yani dördüncü sıraya. Şimdi de iki tek bir çift yapacağız. 2 tek bir çift. 2 tek bir çift. 2 tek bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Şu anda ilmek sayım 24. Hemen bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi de 3 tek bir çift yapacağız. 1, 2, 3 tekimi yaptım. Hemen bir sonrakine çift batıyorum. 1, 2, 3 tekimi yaptım. Hemen bir sonrakine çift batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım.
kısımları hızlandırabilirsiniz. Ben videoda sonradan oynamak istemediğim için videoyu kesmedim. Tamamını örerek gösterdim. Siz hızlandırabilirsiniz. Evet, sıra sonuna geldim. 3 tek 1 çift yaptım ve ilmek sayım 30. Hemen bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi 4 tek 1 çift yapacağım. 1, 2, 3, 4. 4 tekimi yaptım. Hemen 1 çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. 4 tek 1 çift yapıp dönelim. 4 tek 1 çift yaptım. Sıra sonuna geldim. İlmek sayım 36. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 5 tek yapacağım bu sırada. Bir tane çift yapacağım. 5 tek 1 çift yapalım. Sıra sonunda görüşelim. Tek bir çift yaptım. Sıra sonuna geldim. Şu anda ilmek sayım 42. 42 tane ilmeğim var. Ayracımı çıkardım. Şimdi bu sırada bir sıra ters örgü öreceğiz. Şu ayak tabanına şöyle gösterelim. Ayak tabanına şu şekli verebilmek için. Şöyle durduğu zaman bakın. Şu şekli verebilmek için bir sıra ters öreceğiz. 42 tane ilmeğimiz var. Artırım eksiltme yapmayacağım. Bir sıra düz öreceğim. Hemen şöyle ayracımı gösterelim. Evet. Şimdi arkadan batacağım. Ters batma dediğimiz bu. Normalde buradan batıyoruz değil mi? Bu şekilde yapıyoruz. Ama şimdi bu şekilde yapmayacağım. Arkadan. Arkadan batacağım. İlmek çıkaracağım. Ve sık iğne yapacağım. Arkadan batacağım. Şöyle netleştireyim kamerayı. Evet. Arkadan batacağım. Çıkarıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Arkadan batıyorum. Çıkarıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Bunu bütün tabanlarda kullanabilirsiniz aslında. Bebeklerin ayaklarında falan da bence çok güzel olur. Bebek patiklerinde falan. Yani amigurumi için söylüyorum tabii ki. Arkadan batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Ve örüyorum. Çok basit. Ne yapacak? Direkt yani bu yaptığımız aslında altıgen mi bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, altıgeni böyle daha çok ayak şeklinde sokacak. Yani yapacağı işlem bu. Evet, ters örmeyi umarım anlamışsınızdır. Bakın tekrar gösterelim şimdi anlamayanlar için. Kameraya da bakarak anlatayım bu sefer ki size nasıl göründüğünü görmüş olalım. Kamerayı netleştiriyorum. Bakın arkadan battım. İlmeğimi çektim ve ördüm. Arkadan battım. İpimi aldım. Ve ördüm. Bu şekilde 42 ilmeği sıra sonuna kadar aynı bu mantıkla örüp dönelim. Bir sıra bu ters örgümüzü 42 ilmek olarak ördüm. Geldim sıra sonuna. Evet, şöyle yer belirleyici ipimi tekrar koyuyorum. Şimdi bir üst sırada bir kesme yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ördüm. Bir tane kesme yapıyorum hemen. Kesmeyi de şöyle bilmeyenler için tekrar gösterelim. Diğer örgülerimde göstermiştim aslında. Evet, önümdeki ilmeğin bakın iki kat ilmek şöyle. Sadece öndeki katını alıyorum. Bir sonraki ilmeğin tamamına batıyorum. Birinci ilmeği ikincinin içinden geçiriyorum ve örüyorum. Bir tane kesme yaptım. Şimdi bir kesmeden sonra 19 tane öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19. Şimdi 19 tane düz ördüm. 20. ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya yine 20. ilmeğe bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani şurada yaptığımız kesmeyi, şu ilk başta yaptığımız kesmeyi burada telafi ediyorum. Yani ilmek sayımda kesinlikle bir artış, eksilme olmuyor. Şimdi sonuna kadar kalan ilmeklerimizi düz öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, kalan 11 ilmeği de düz bir şekilde ördüm. Şu anda ilmek sayımın yine 42 olması gerekiyor. Yani artırma, eksiltme yok. Hemen bir üst sıraya geçelim tekrar. Bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi 10. sırada olmamız gerekiyor. 9 tane öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane ördüm. Hemen bir tane kesiyorum. Bir tane kesme yaptım. Şimdi tekrar örüyorum. 1, 2, şarjım bitti o yüzden video kapandı. Tekrar başladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ördüm. Tekrar bir tane kesiyorum. Şimdi tekrar 9 tane örüyorum. 9, 9 tane ördüm. Yine bir tane kesiyorum. Evet, şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane ördüm. 8.ye çift batıyorum. Şimdi ilmek sayımızın 40 olması gerekiyor. Sıra sonuna geldik. 10. sıranın sonuna ilmek sayımın 40 olması gerekiyor. Geldik 11. sıraya. Şimdi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördüm. Bir tane kesiyorum. Bir üst sırada 9 örüp 1 kesmiştik. Şimdi de 8 örüp 1 kesiyorum. Tekrar 8 örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ördüm. Hemen bir tane kesiyorum. Evet, tekrar 8 tane örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar 8 tane ördüm. Bir tane kesiyorum. Tekrar 8 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu kısımda artırma yaptığımız için sıra sonunda şimdi bir tane daha örüyorum ve son kalan ilmeğe çift batıyorum, artırma yapıyorum. Evet. Şimdi sıra sonunda ilmek sayımızın 38 olması gerekiyor. Sıranın sonunda ilmek sayım 38. Şimdi 12. sıraya geçiyorum.
bir üst sıraya. Evet, şimdi de 7 tane öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ördüm. Hemen bir tane kesiyorum, azaltıyorum. Tekrar 7 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ördüm. Hemen bir tane daha kesiyorum. 7 tane örüyorum. 7 taneyi ördükten sonra hemen bir tane kesiyorum. Tekrar 7 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi kalan 8, 9, 10. ilmeği de düz ördüm. Son ilmeğimize çift batarak artırma yapıyorum. Evet, sıra sonunda ilmek sayımızın 36 olması gerekiyor. Bakın bu kısımlardan kesiyoruz. Şu kısımlardan. Bu kısımdan artırma yapıyoruz. Burada da amacımız şu. Bakın şu görüntüyü verebilmek ve artırmayı şu kısımlardan yapmak. Yani şu yukarıya doğru bir genişleme yapacağız. O yüzden de bu kısımdan artırma yapıyoruz. Evet, şimdi geldim 13. sıraya. 13. sırada da tekrar yine kesmelere devam edeceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. 7 tane ördüm. Tekrar kesiyorum. Farkındaysanız kesmeleri aynı yerlerden yapacağız. Artırmaları da aynı yerlerden. Tekrar 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar hemen bir kesme yapıyorum. Tekrar 7 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar bir kesme yapıyorum. Tekrar 7 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bakın 7 tane ördüm. 2 tane ilmeğim kaldı değil mi? 8.ye çift batıyorum. 9.ya da ekstra çift batıyorum. 2, 3. Yani sondan bir önceki ilmeğe 2 tane battım. Son ilmeğe 3 tane battım ve ilmek sayım 35. 3. sırayı bitirdim. İlmek sayım 35 ve artık pembe ipli olan işimiz bitti. Şu pembeli olan taban kısmını yapmış olduk. Şimdi beyaz ipe geçeceğim. O yüzden de şu pembeyi şöyle kesiyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipim bir tık daha kalın. Siz aynı ayarlayabilirseniz çok iyi olur. Evet. Şimdi arkadan şu kestiğim ilmeği gerdirdim. Hemen önümdeki ilmeğe batıyorum. İpimi şöyle arkadan alıyorum. Pembe ilmeğin içinden geçiriyorum. Şu arkadaki fazlalık ipleri bağlıyorum. Şöyle kameradan da görünsün.
Evet, bağladım. Çok sıkı yapmadım. Bunu sonra sıkılaştıracağım. Şimdi bu şekilde kalacak. Bir sonrakine batarak sık iğne yapıyorum. Yani başlangıcımız şu şekilde görünecek. Bunu eskiden aslında ben daha pürüzsüz yapıyordum ama sonradan onu çok becerememeye başladım. Evet. Şimdi geldik beyaz iple olan sıramıza. Beyaz ipin birinci sırasındayız. Şimdi 35 tane ilmeğimizi düz bir şekilde öreceğiz. Sıra sonuna kadar örelim, sıra sonunda görüşelim. Evet, geldim sıranın sonuna. Şu ilk battığımız kısım vardı, değil mi? Bu kısma batıyorum aynı yere. Ve son sık iğnemi yapıyorum. Yani olabildiğince bakın. Geçiş belli olmadı. Belli etmemeye çalıştım. Evet, şimdi ilmek sayımızın 35 olması gerekiyor. Geçiyoruz bir üst sıraya. Hemen örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ördüm. 1 tane kesiyorum. Tekrar 6 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen bir tane daha kesiyorum. Tekrar 6 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane daha örüyorum. Bir tane kesiyorum. Aslında bu 2 numara bu beyaz ip için biraz küçük kaldı. Ama ben bilerek 2,5 kullanmadım. Çünkü örgümün böyle sıkı ve bakın şöyle yakından göstereyim. Sıkı ve güzel durmasını istiyorum. Çünkü amigurumilerde örgünün sıkı durması çok önemli. Diş diş durması güzel gösteriyor. Evet, kestim. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 5 tane ördüm. Şimdi arka arkaya, pardon, 6 tane olacak, 5 tane dedim. 6 tane ördüm. Şimdi arka arkaya kesmelerimiz var. Birinci kesmem. İp katlarına ayrılabiliyor tığım küçük olduğu için. İkinci kesmem. Ve üçüncü kesmem. Tekrar kesiyorum. Evet. Son kesmemi yaptım. Ve sıra sonuna geldim. Kesmemi de yaptım. Şu anda ilmek sayım 30. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sıraya sadece bir tane kesmeyle başlıyorum. Hemen bir tane kesmemi yapıyorum. Evet. İlmek sayımı 29'a düşürdüm. Şimdi kalan ilmekleri sıra sonuna kadar düz bir şekilde öreceğim. Toplamda unutmayın 29 tane ilmeğimizin olması gerekiyor. Beyaz ipin 3. sırasındayız. Sıra sonuna kadar örüp dönelim. Evet, geldim 3. sıranın sonuna. İlmek sayım 29. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum hemen. Evet, bu sırada da yine kesmelerimiz olacak. Hemen 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir tane kesme yapıyorum.
Tekrar örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar bir kesme yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Evet, şimdi bir kesme daha yapıyorum. Kesmelerimi bitirdim. Kalan ilmeklerimi bir, iki, üç, 4, 5. 5 tanesini düz bir şekilde ördüm. Toplamda bu sırada, yani 4. sırada 3 tane kesme yapmış oldum. Bir üst sırada 29 olan ilmeğim bu sırada 26'ya düştü. Şimdi bu 26 ilmeği bir sıra düz öreceğiz. Ama düz örmeden önce şunu göstermek istiyorum. Bizim burada yaptığımız işlemi, bakın şurada bir daraltma işlemi var değil mi? Şu kısımda. Biz bunu yapmış olduk. Arkasının görüntüsü de bu şekilde. Şimdi bir sıra bu 26 ilmeği düz bir şekilde örüp dönelim. 26 ilmeği düz bir şekilde ördüm ve 5. sıramı bitirdim. Şimdi geliyoruz 6. sıraya. Evet, geldik 6. sıraya. Şimdi bu sırada da tekrar kesmeler yapacağız. İyice şu, şuradaki bu girintili havayı vermek için. Kameramı da netleştiriyorum ama beyaz olduğu için maalesef çok net çıkmıyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane örüyorum. Hemen bir kesme yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ördüm. Hemen bir kesme yapıyorum. Evet. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Bir kesme yapıyorum. Kalan ilmekleri de düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bu sırada toplamda 3 kez kesme yaptık ve 26 olan ilmeğimiz bu sırada 23'e düştü. Artık bizim azaltmayla olan işimiz bitti. Bundan sonra yapacağımız işlem tekrar artırmak. Ama şöyle diyeceğim size. Bu kısma kadar, bakın yaptığımız ayak tabanı var ya. Bu kısma kadar olan kısım hem arka bacakların hem de ön bacakların ayak tabanı. Yani bakın bu bizim arka bacağımız. Bunda da aynı tabanı kullanacağız. Bu kullanacağımız ön bacak. Bunda da aynı tabanı kullanacağız. Yani bakın şu kısım, şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 6 sıra. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şu şekilde 6 sıra aynı işlemi yaptık. Şöyle önden hatta göstereyim, daha net anlaşılsın. Kameramı sabitleyeyim.